Yıl 1596'dır. Bir yıl önce tahta çıkan Sultan 3. Mehmet muhteşem bir sefer hazırlığındadır. İstikamet Avusturya'dır. Son hazırlıklarını yapan Osmanlı ordusu aileleriyle vedalaşmak için hepsi dağılır. Hamile eşinden başka hiç kimsesi olmayan bir asker de son defa helalleşir ve Osmanlı ordusuyla birlikte düşer Avusturya yollarına. Günler ve haftalar süren yolculuğun ardından ordu Haçova'ya varır. Haçova'da muhteşem bir muharebe başlar. Sultan 3. Mehmet'in bizzat yönettiği muharebeyi Osmanlı ordusu muhteşem bir zaferle sonuçlandırır. Haftalar süren muharebenin ardından artık zafer kazanılmıştır. Osmanlı ordusu payitahta, İstanbul'a dönmek üzere düşer yollara. Eşinden haber alamayan asker, aylar sonra eve döndüğünde koşa koşa evine doğru gider. Ancak evinde ne eşi vardır ne de kimse. Acı haberi komşularından öğrenen asker, eşinin 3 gün önce öldüğünü duyar. Acı haberi alan asker bir hışımla bugünkü Şişhane sırtlarında bulunan mezarlığa koşa koşa gelir ve mezarı bulur. Eşinin mezarında hüngür hüngür ağlayan asker bir de kendi ağlamasının dışında başka bir ağlama sesi duyar. Etrafa bakınan asker kimseyi göremez. Tek başına mezarı kazmaya başlar. Mezarı kazdıktan sonra bir de bakar ki annesinden kendi kendine doğmuş oğlunu görür. Ve süt emiyordur annesinden. İşte bu yanında durduğumuz türbede oğlunu bulan asker daha sonra oğlunu alır, tekrar mezarı kapatır ve doğru evin yolunu tutar. Bu olayı işiten Sultan 3. Mehmet çocuğu hemen saraya alır ve bütün bakımını üstlenir. Bundan sonra büyük bir devlet adamı olacak olan bu çocuğun adına Meyyit adını verir. Sultan 3. Mehmet'in emriyle çocuk muhteşem bir şekilde yetiştirilir. En iyi siyasi bilimler, dini bilimler alır ve kendini de geliştirir. Yıllarca Osmanlı ordusuna ve Osmanlı devletine hizmet eden Meyyitzade Efendi yaşlandıktan sonra dünya hayatından elini ayağını çeker ve kendine bugünkü Beyoğlu sırtlarında Galip Dede Caddesi'nde bir mescit inşa eder. Ve burada talebe yetiştirmeye başlar. Siyasi ve dini bilimlerle çok iyi talebeler yetiştirir. Ardından vefat eder. Hakkında pek bir şey bilinmeyen Meyyitzade'yi buradan rahmetle anıyoruz. Ama gerçek olan şey bu türbede yatan Lohusa Sultan onun annesidir. Ve babası da kahraman bir Osmanlı askeridir. Tabii ki Sultan 3. Mehmet'in de üzerindeki olan emeğini unutmamak gerekir. Meyyitzade hakkında pek bir şey bilinmiyor. Bildiklerimiz ancak bu kadar. Ama en önemli şey bu türbede yatmakta olan Lohusa kadının annesi olduğu, babasının ise kahraman bir Osmanlı askeri olduğu. Tabii 3. Mehmet'in de ona yaptığı hakları unutamayız. Lohusa Sultan Türbesi'nden anlatacaklarımız bu kadar. Bu videonun sonuna geldik. Yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.